Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm kızlar arkadaşlar. Biz şimdi dondurma yemeye geldik. Aynen. Esen'de güzel bir dondurmacı buldum. Evet arkadaşlar. Birkaç gündür vloglayamadım. Biraz pause yapmak yani ara vermek istedim. Bugün de inşallah ne yapmayı düşünüyoruz, ne videosu çekmek istiyoruz eşim söyler misin? İnşallah tanışma videosunu. Aynen. Olursa. İnşallah. Eğer canımız isterse. Hep aylardır erteliyoruz. Artık bundan sonra yapalım diyoruz değil mi? Aynen. İyi bakalım. Dondurma eriyor. Görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Siz bu vlog görüyorsanız tanışma videosunu yüklemişimdir. Yüklediysem aşağı linki bırakır izlersiniz. Hadi. Biz biraz yürüdük Limbeke Plaza kadar. Baya güzel hava. Da biraz şey. Şunun Türkçesi ne? İsili. Ne? İsili. Tek ayak üstünde oturuyor. Tek ayak üstünde uyuyor. Yarım. Evet, buradan bir tane kiralık bakıyoruz. Tabii şaka yapıyoruz. Güzelmiş burası. Biz beğendik burayı. Çok sakin. Kendi ortamında siteler gibi biliyor musun? Sanki site. Hayırlı geceler arkadaşlar. Saat şu an 10. Ve biz eşimle Duisburg'a geçen gittiğimiz o canlı müzikli bir kafeye gideceğiz. Orada biraz arkadaşlarla takılacağız. Evet eşim şu an arabada. Nereye gittiğimi anlattım. Let's go, let's go. Evet bu arada tanışma videomuz online. Unutmayın. Çektik. Birazdan editlerim eve gelince birkaç saat sonra ve yarın pazar günü inşallah online. Zaten bu vlogu paylaştığımda görmüş olursunuz tanışma hikayemizi. Evet biz vardık ve şimdi iniyoruz. Aynen. Eşim arkadaşları da geldi. Evet biz orada herhalde çekemeyiz değil mi? O yüzden. Bakarız be. Evet. Ortama göre. Tamam. Çantanı aldın mı yanına? Aldım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar biz arkadaşlarla takıldık. Güzeldi değil mi? Bayağı güzeldi. Evet. Sesi, şey müziği sonra kestiler daha iyi oldu. Tut istersen sen. Evet, şimdi nereye geldiğimizi söyle. Burger King ya. Evet. O zaman biz şimdi içeri girelim, alalım, yerken görüşürüz. Ciao. Arkadaşlar maskem yok. O yüzden böyle girdim. İnşallah bir şey demezler. Aslında yasak böyle girmek. Evet. Şimdi biz alalım. Çıkarabiliriz arkadaşlar. Şey demediler Allah'tan. Oh be. Evet. Yağmur çiliyor. Aldık. Oh. Yiyelim şimdi. Eve gelmekte bulunuyoruz. Hemen yiyelim. Ben çok acıktım. Bugün en son videodan önce yemiştik. Nain, ice yemekten önce değil mi? Saat 4'te yedik en son 5 gibi. İnanmıyorum. O yüzden şimdi eve gidelim. Yemek yiyelim. Hadi hadi çabuk çabuk. Evet. Vereyim ben kocama. Al. Bir. İki. Aa bekle bu neli? Bu benim. Ve günaydın arkadaşlar. Saat şu an 12.16 ve ben bir saat önce uyandım kendiliğimden. Şu an çalışıyorum. 2 saat çalışıp sonra 2 saat ders çalışmak istiyorum. Sonra da akşama doğru birkaç alışveriş yapmam lazım. Evet. Şimdi ben devam çalışayım ama sonra paketlemeye geçeriz. Ve saat 3'ten merhabalar arkadaşlar. Eşim birazdan okuldan geliyor. Bugün çalışmadı, işe gitmedi, okula gitti. Ve paketleri yollayacağız. Oradan Duisburg Maxo'ya gitmem lazım. Arkadaşımın nikahı var yakın. Onun için elbise almam lazım. Oradan da DM'miş, şuymuş, buymuş gezip geleceğiz. Alışveriş yapacağız. Ve kavuştuk. İşten geldi. Bu arada alyansını kaybetmişti. Bulmuş göster. Vay. Buldum. Bir aydır yoktu. Evet paketler de arkada yüklediğimize göre nereye gidiyoruz? Paketleri atmaya. Ve? Maxlow. Ve biz paketleri attık. Maxlow'a geldik. Bize zaten 20 dakika falan. Şimdi arabayı park edip gidip arkadaşım için elbise bakmam lazım kendime. Hazır mısın? Hazırız da. Hadi gidelim. Bulamadım ama annem verecek bir tane. Benim bir eski annem verdiğim elbise vardı. Onu verecek bir günlüğüne. Evet. Ve biz şimdi alışverişe oraya kadar götürdün. Gezmiş olduk. Neyse biz de şimdi Lidl'e varıyoruz arkadaşlar. Geri dönüm için şişleri vereceğiz. Sonra biraz alışveriş yapacağız değil mi? Aa, şu burada almamız lazım. Bu da kalmadı. Ben araba çekeyim sen şiş.
şeyleri ver. Ben içeride alışveriş yapayım. Var ana baba günü gibi ya. Bu ne? Ben şimdi geldim, araba çektim, içeri giriyorum. Evet, daha bir hafta önce alışveriş yapmıştık. Aynen. Pasta istiyor elmalı. Ben de hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neyin belli değil? Oraya gidiyorsun önce bir. Bütün gün zam takmam değil mi? Eşim Bey? Ha? Olsun mu bizim şey? Ben eşimi eve bıraktım. O şu an eve gidiyor, eşyaları götürüyor ve ben diyelim ek işim şu bu, gezmeye gidiyorum. Hoşça kal. Çöz. Çöz değil mi canım? Çao. Evet, şimdi biraz çerçeve bakıyorum. Birkaç yere daha çerçeveli bir resim koymak istiyorum. Altın renginde, burada ucuz ya. Tamamdır, alışveriş tamam. Şimdi ben eve gideyim. Karnım da acıktı zaten. Bugün bir şey yemedim. Bir iced tea içtim. Iced coffee içtim. Evet, şimdi ben eve gideyim. Yemeğimi yiyeyim. Mantıran yapmıştım. Ve size neler aldım göstereyim. Gerçekten şu an neşeler harcadım. Aldım. Çok para harcadım. Evet, çok çalışıyoruz. Çok harcıyoruz diyeceğim ama çok çalışıyoruz. Az harcıyoruz. Tutumluyuz biz. Geldim arkadaşlar. Birkaç alışveriş yaptım. Onları yerleştireyim, göstermeye gerek yok. İşte yumurta, reçel, makarna, yoğurt, salata, ekmek derken, salatalık derken böyle oldu. Ama birazdan Action, DM, Deniz Respect'inlerle alışverişimi göstereceğim. Bunlar daha keyifli. Şimdi size neler aldım onları bir göstereyim. İlk önce Deniz Respect'inlerle girdim. Fazla bir şey yoktu ama tek bunları buldum. Teki 1.60 amını düşmüş. 5 tane aldım böyle. Çok güzel. Kunst bunlar yani. Sahte, yapay, çok güzel. Ben bunları evime güzel bir yere koyup size gösterelim. Şimdi Action'a gelelim. Action'a gerçekten çok güzel alışverişler yaptım. Çerçeveyi göstereyim. Altın çerçeveli. Bu resmi başka bir şeye takacağım. O takana kadar da, bulana kadar da bu kalacak içinde. Çünkü güzel bu da. Kaça kaç bu? 38.50. 38.50 bir resim alacağım. Evet, bunu açayım ben. Çünkü koyacağım yere koyayım. Evet, bu yastık içi arkadaşlar. Bunun için çok güzel yastık kılıfları aldım. Action'a göre biraz pahalıydı ama başka yerlere daha da pahalı. Bunun yastık kılıfı bir dakika göstereceğim. Evet arkadaşlar, 4 tane şu kılıflardan aldım. Bohem böyle, çok güzel. Tam da 2 tane sipariş etmiştim. Onlar da gelecek birkaç güne. Ama onların tekini onu oraya sipariş etmiştim. Onlar da güzel, o yüzden onları geri vermeyeceğim. Evet, şimdi bir tanesi takalım. Tek bir tane iç bulabildim. Diğerlerini, diğer kılıflarını çıkarıp da kullanacağım. Tada, böyle çok güzel. Hemen ben bunu şimdi koltuğa koyacağım. Size göstereceğim birazdan. Bunları dediğim gibi diğer içleri getireceğim. Gösteririm size. Evet, bunu aldım. Dediğim gibi 5 euro öteki. Çok güzel. Daha sonra eşim ile villa kiraladık Antalya Kalkan'dan. Antalya değil, Kaş Kalkan'dan. Evet. O yüzden bizim bu arada villamız tek başına dağda. Başka evler istemedim. Çünkü adını kimse bakmasın. Çünkü ben de biliyorsunuz başörtülüyüm. Böyle biraz rahat olmak istedim. O yüzden de tek başımayız. Ben de bizim havuz için şöyle bir şeyler aldım. Bu bardak tutucu. Bu eşime, bu bana. Eşim sevmez böyle şeyler ama mecbur. Daha sonra şimdi böyle karmen çorban göstereceğim. Poşetler aldım bayağı ya. Orada güzel poşetler oluyor. Hem kokuyor hem de büyük oluyor. Bunlar aynısı zaten. 50 litrelik. Daha sonra şöyle buzdolabı için 1 litrelik carcorlu bir poşet. Daha sonra şöyle XXL bir poşet, 60 litrelik. Çünkü benim çöp çok doluyor. Her gün doluyor gerçekten. 2 minimum doluyor. Daha sonra şöyle buzdolabı için deo'muş bu. Deodorant gibi bir şey ama koyuyorsunuz buzdolabına. Orada güzel koku veriyor her zaman. Yoksa kokuyor biliyorsunuz zamanla. Ne kadar temizlesem de. Evet, daha sonra siyahını aldım. Bu 35-40 litrelik. Sonra şunu aldım. Bu vazoyu. Aslında bunun için hiç düşünmedim ama kesmek de istemiyorum. O yüzden bakmam lazım. Ama kesmeliyim çünkü bunları koymak istiyorsam mecburum kesmek. Böyle bir şey aldım. Bu arada vazo hastasıyım. Daha sonra şu çok lazım oldu. Benim bir tane vardı. Onu kaybettim. Bu
yıkandıktan yani duş aldıktan sonra başınızı direkt şöyle kapatabiliyorsunuz şu kadın gibi. Benim havlulara kafam, saçlarım sığmıyor. Neyse, saç hakkında fazla konuşmak istemiyorum. O yüzden bu birebir çözüm diye düşündüm. Zaten bir örüm neydi. Ve gelelim diğer poşete. Bu poşet de çok güzel. Lavanta kokusu kokuluymuş. Bu da 1,5-2 euro falan, 30 litrelik. İçinde 20 tane, 15 taneymiş. Evet, sonra bu sene bilmiyorum ama sarıya taktım biraz da. Şöyle, bu da 70-80 centlik. Çok seviyorum. Her sene illa 2 tane kırıyorum. Çünkü bayağı ucuz oluyor biliyorsunuz, 80 cent bedava. O yüzden de iyi oluyor. Ben mesela çok terleyen bir insanım. Hiç sevmiyorum sıcaklığı. O yüzden birebir. Bu arada daha güneş kremi alacağım. Hawaii Tropical alacağım herhalde. Bilgim yok. Bilenler varsa bu videonun aşağısına yazabilir. Daha sonra işte normal poşetler aldım. 10 litrelik. Şöyle 2 tane. Kaçlık bu? 2 tane. 60'lık, yani 120 tane şu an. Daha sonra diyorum ya, poşet doldurdum. Şöyle bu da 3 litrelik poşet. Böyle yine fermuarlı. Herhalde fermuarlı. Diyor Türkçe'si. Daha sonra şöyle bu da anında tık 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 kapatıyorsunuz yani. Bu da 25 tane, neredeyse 1 litrelik bir tanesi. Eşimin azıklığı için iyi oluyor. Ha, şimdi gelin en güzel şeye. Bu da simit. Havuz simidi. Böyle minyon aldım. Başka şeyler vardı ama sarı dediğim gibi uyduğundan, bir de güneş, yaz, sarı. Hoşuma gitti. Daha sonra onun, bu simidin bir de balonunu aldım. Böyle topunu. Eşimle biz oyun oynamasını çok seviyoruz. Kesin oynarız. Ay, ben korkuyorum ondan ama beni şimdi boğmaya kalkışır. Bir de eşim için şöyle bir şey aldım. Bunun içinde ben bir karışım yapacağım. Eşimin saçlarını spreyleyeceğim. O seviyor öyle şeyleri. Daha sonra işte dediğim gibi yastık kılıflarım, 4 tane aldım. 2 tane daha çıktı. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyin, iyi bakın. Gerçekten fevkalade ürünler aldım. Göstereceğim size. Şu kasa bonlarını şuraya koyayım. Size ilk önce fevkalade ürünleri göstermeden neler aldım. Biz bu terlikleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ben geçen bundan 2 sene önce Action'dan bunların beyazlarını, eşim siyahlarını almıştı. Bu sefer lacivertleri varmışmış bizim bedenlerimizde. Onları aldım. Evde ben arkadaşlar nasıl desem, lastik giyebiliyorum. Çünkü ayaklarımı terletmek istemiyorum. Bunlar çok iyi oluyorsa abdest alınca direkt bunlarla çıkabiliyorsunuz. O yüzden de ben bu Action'ın bu terliklerini hastayım. Çok seviyorum. Daha sonra dediğim gibi kendime de aldım, eşime de aldım. 2 tane böyle koyayım şuraya. Evet. Şimdi gelelim. Gerçekten dur. Öyle önemsiz şeyleri bir bitirelim. Sonra bu da fırın için kağıt. Fırın kağıdı. Daha sonra gelelim. Evet, biter mi üçümüzde çerçeve? Şöyle bir büyük çerçeve, onunla küçük çerçeve. Bunlar 1 euro civarında. Daha sonra yine poşet. Ve bir dakika. Şu ikisi şey, sulu dondurma. Biliyor musunuz? Hani tek tek çıkarıyorsunuz böyle. Neyse, anlatamıyorum. Türkçesini bilmiyorum. Çok ünlü bizim bunlar. Ondan aldım. Ve gelelim şimdi gerçekten nasıl sevine sevine aldım. Onları en son göstereyim. Sonra size şunu göstereyim. Böyle bir tabağım vardı benim. Ben bunu salak gibi fırına koyunca çatladı. O yüzden attım. Yeni aldım. Bunu çok seviyorum. Aslında bu bir vazo. Ama ben bunu tabak, böyle salata tabağı olarak kullanıyorum. Action'da 2 euro. Daha sonra şöyle kayısı, hurma kurusu var. Bunları salataya koymayı seviyorum. Evet. Şimdi gelelim Action'ın en sevindiren parçalarına. Gerçekten çok. Evet. İlk önce şöyle bir kolye takımı göstereyim. Bunun fiyatı 2 euro falandı arkadaşlar. Daha sonra şöyle, arkadaşlar beni bilen bilir. Ben gözlük kolyesi hastasıyım. Gerçekten mesela daha geçen yeni aldım. Şöyle bir tane kolye. Şöyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Ben böyle buradan böyle küpe gibi sarkmasını çok seviyorum. Hele şu detayına hastayım. Şurada reşat gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Şu altın detayına hastayım. Evet. Şimdi gelelim onların diğer desenlerine. Şöyle bir şey aldım. Altın desi. Tek böyle bir şeysi var bunun rengi. Sonra şöyle tam yazlık, renkli renkli. Şurada arkasında pompom. Yani şuradan pompomlar sallanıyor.
Daha sonra şöyle bir ince detayı çok sevdim ben bunu. İlk bunu gördüm zaten. Direkt aşık oldum. Beni göstermiş. Şuna bak. Evet. Şöyle arkasında da böyle detayı var. Şu kenarlarında tüy detayları var arkadaşlar altın renginden. Sonra bu fevkalade böyle maviyi çok seviyorum. Bu maviyi seviyorum. Ben lacivert hiç sevmem. Ama turkuaz rengi fazla sevmesem de bu güzel oluyor. Ama lacivertle hiç aram yok. Şimdi gelelim küpelere. Böyle bunlar ucuz olduğundan hani tak her zaman takmıyorum. Pahalıya gerek yok. 2 euro mu 1 euro mu neydi? Şöyle. Hani villada veya evde takabilirim. Kimse görmüyor. Bir eşim görüyor. Sonra şöyle aldım. Hani kaybolsa da içim acımayacak türlerden. Sonra bir de şöyle incili aldım. Evet. Bunlar zaten hasta oldum gerçekten. Sonra bunları da kaç tane almışım? 4 tane gözlük kolyesi. Şöyle. Evet. Bunların teki 2 euroya yakındı arkadaşlar. Evet, bunlar benim action alışverişimdi arkadaşlar. Şimdi gelelim DM'den neler aldım. DM'den de çok fazla şeyler aldım. Daha doğrusu daha eksiklerim var. Onları da araştırıp almam lazım. Çünkü ben bronzlaşmak istiyorum yine. Bundan 3 sene önce gitmiştik villaya. Orası ama biraz ortalıkta olduğundan eşim istemedi. Ben de istemedim. O yüzden biz böyle daha dağlığa gittik. Biraz merkeze uzağız. Böyle 10 dakika arabayla. Belki biz arabada kiralama götürürüz. Bakalım. Veya taksi. Zaten biz böyle ben havuzu çok seviyorum. Hiç çıkmam bile yani. Eşim de öyle. O yüzden bakalım. Her neyse devam yapayım. Daha sonra arkadaşlar şöyle yine her alışverişim illa bir mendil çıkar. Sonra Ev Lenor şöyle Febreze'den şöyle biraz sıkayım. Oh işte bu ya. Bunu istiyordum ben hep. Geçenler bittiydi. Başkasını aldıydım. Evet, sonra duş jeli. Yine duş jeli. Sonra bir dakika. Şöyle taze tutucu folyalar oluyor ya. Üstürteceğim. Niye benim böyle gıt? Daha sonra ay kullanmadım yoksa. Sonra şöyle sabun. El sabunu. Şunlar zaten bilenler bilir. Mutfak bezi. Daha sonra gelelim en güzellere. Bir de arkadaşlar ben böyle aslında tırnaklarımı fazla boyamıyorum ama boyayıp çıkarabileceğim zaman böyle bu Maybelline'den aldım. Bir de Trended Up'tan aldım. Kahverengi böyle nude tonda kaldım yine. Evde de birkaç tane var. Sonra benim her zaman kullandığım concealer Maybelline Fit Me ve her zaman kullandığım eyeliner Essence'den Liquid Ink. Liquid Ink. Sonra da işte birkaç gerekli şeyler aldım. Sonra bu da anlamış. Sonra şu çok güzel, hoşuma gitti. Çünkü bu Deo'nun kokusundan. Bu Deo zaten biliyorsunuz Avia B benim kokum. Onun Deo'su resmen. Bu da onun duş jeliymiş. Daha sonra şöyle takma tırnak aldım. Çünkü yine dediğim gibi direkt abdest alıp bunları çıkarmak için, hani abdest almadan önce bunları çıkarabilirim direkt. Hani kendim için öyle evde, şeyde, villada istiyorum. Öyle tabii dışarıda değil. Daha sonra tırnak ojenin hemen kurumasını sağlaması için damla. Evet. Bu kadardı benim DM alışverişim. Dediğim gibi daha alışverişe gidilmem lazım. Yaz alışverişi, daha doğrusu tatil alışverişi. Ama buradan fazla da bir şey götürmek istemiyorum. Çünkü giderken 23 kilo hakkım, dönüşte 30 kilo hakkım var. Dönüşü daha çok orada kullanmak istiyorum. Buradan dediğim gibi 2-3 parça kıyafet götürmek istiyorum. Ya çünkü orada da toptancıların aldığım ürünleri de kendime ayırıp reklam yapmak istiyorum. Hem de kendim giymek istiyorum ki buradan fazla götürmek istemiyorum o yüzden. Evet. Umarım alışverişimi ve vlogumu beğenmişsinizdir. Ben daha fazla en iyisi bu vlogu uzatmayayım. Çünkü gerçekten uzun bir vlog oldu herhalde. Buraları kaldırayım ve sonra görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi davranın. Ve tanışma videomuzu izlemediyseniz videonun altına linkini bırakıyorum. 2 gün önce paylaştım zaten. Öpüyorum. Bye bye.